parasız yatılı ...Füruzan. Hiç büyümüyor bu çocuk. Büyümesi durdu bunun. Evin arkasındaki okula yazdırmalı. Bir önlük gerek. Gitmeli ablamlara. Belki Mahinur'dan falan kalma önlük vardır. Onun kızları büyüdü. Kocamın ölümünde gitmiştim nedensizlik. Ama o öldüğü gün her yan öde okuyordu. Bir tavırla karşıladılardı. Kalıcımı sandılardı ne? Akşam yemeği hazırlığındaydılar. Mutfaktan geçerken bir tabak zeytinyağlı lahana dolması görmüştüm tel dolapta. İncecik, zar gibi ak lahana yapraklarına sarılmış. Yemek hazırlığını durdurdular ben gidince. Kalktım. Yeminler antlar verdilerdi. Yemeğe kal diye. Kalmadım. Sanki artık... ...abla kardeş değildik. Büfeci Şadi ağabeyle... ...evlen dedi ya... ...ben de evlenmedim. Tamam. Onlar haklı oldular... Kocası trenlerde biletçi. İki kızı da evlere dikişe gidiyor. Ama işte kalmadımdı. Giderken kapı aralığından on lira sıkıştırdı elimi ablam. Vah benim canım kardeşim dedi. Keşke almasaydım o parayı. O parayla üzüntüsünü ablalığını savdı. Yok gidemem onlara. Ama iş bulup çalışmak için bunu okula yazdırmalı. Nasıl? Büyümesi durdu bu çocuğun. Artık üzülmüyorum bir şeylere. Kocamı sevdiğimi bile unuttum. Peki ben nasıl iş bulurum? Ne iş vardır ki bu şehirde? Kocam daha on ay oldu öyle de. Hadi dedi kızına. Çok karanlığa kalmayalım. El ele tutuştular. Çiçek öbeklerinin kıyılarında... ...güz çimenleri göveriyordu. Yürümeye başladılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, İyiyim. Umarım siz iyisinizdir. Sağ olun. Firuzan, neden hocam bu kadar dönüp dolaşıp habire biz Firuzan'ı konuşmaya devam ediyoruz? Neden sürekli onu okuyoruz? Neden eskimiyor Firuzan? Başlangıçta hemen hakkını verelim. İyi yazar çünkü. Çok iyi yazar. Ee, döneminde işte Firuzanı biraz şey gibi düşünürsek, işte 60'lı yıllarda yazmaya başladı ilk defa ee, ve bu yıllarda yazdığı öyküleri daha sonrasında çok tutmadı, biraz biçimci buldu şeyde bunu aktarır Firuza'nın e, ilk baskısında arka kapakta yazan metinle daha sonrasında yapılan baskıdaki arka kapak metni değişmiştir. Oradaki şeye dikkati bence kıymetli. İlk yazdığı öyküleri biraz fazla biçimci diyor. Bu yüzden 70'lere kadar uzun süre bekliyor. Sonra tekrar 60'ların sonunda yazmaya başlıyor ve 71'de parasız çıkıyor. O dönem yazan pek çok toplumcu gerçekçi ya da işte farklı ekolden yazarlar. Bugün artık okunmuyor olsalar da Firuzan hala okumaya devam ediyor. Bir şekilde. Sanırım gün yapacağımız bütün konuşma bunun niyesini biraz aramakla ilgili olacak. Evet. İşte küçük bir yerden başlamış olalım. Tabii Firuzan deyince akla hemen çocuklar geliyor. Firuzan'ın çocukları çok canlı, çok gerçekçi. Peki Firuzan neden derdini bu kadar çocuklar üzerinde anlatıyor? Neden sürekli çocuklara sık sık geri dönüyor acaba? Ee, şeye, Nursel Duru ile verdiği bir söyleşide benzer bir konuyu konuşmuşlardı. Firuzan'ın şey dedi, e, çocuklar benim asla vazgeçmediğim... Asla vazgeçmeyeceğim anlatıcılarım. Hakikaten onu çok net görüyoruz. Bu anda çok iyi bir gözlem bu. Tüm edebiyat serüveni boyunca çocuklar ya kişisi ya anlatıcı olarak öykülerde çok sık karşımıza çıkıyor. Yani i̇lk elden aklıma gelen işte parasız yatılı. Bugün sonra biraz daha bunun üzerinden gideceğiz. Ee, tokat bir bağ içinde, e, kuşatma ve pek çok öykü aslında çocuklar ve çocukların etrafında geçen öyküler. Çocuk yazmak, aslında çocuklar için yazmak kadar zor bir şey bir yandan da. E, çünkü ayrı bir e, dünya gözü var orada. Füzen sanırım e, ilgilendiren, Füzen Hanım'ı tam olarak bu göz. Bir yandan böyle bir şey hissediyorum. Bir yandan da çocuklara anlatmak aslında kurmacı sanat açısından da zorlu bir e, süreç. Çünkü yazar kişisi dünyayı bir yorum içinden algılıyor. O çocuklarda böyle bir yorum gözü yok. Dünyayı nasılsa öyle görmeye daha ilimler. Yani nasıl bir dünyanın içinde doğduysa, nasıl bir kozmos içinde yetiştiyse dünyanın deliğini tam olarak böyle bir yerden tanımlıyor. Onun için başka bir alternatif yokmuş gibi düşünüyor. Fakat yazar bir alternatifler geçidinden geçerek böyle bir kurmacının içine yerleştiriyor karakteri. Dolayısıyla o saf, o ışıltılı, o pür bakışı kurmak çok zor bir yandan. Çocuklara baktığımızda Firuzan yazındaki çok çocuklarmış gibi de açıkçası düşünemiyorum. Çünkü çok çok Tuhaf, insanın içini buran hikayeler bunlar. Hatta şeyde Seyit Öyküsü'ndeydi sanırım. Çabucak büyümek zorunda kalan çocuklar ifadesini kullanıyor. Yine parasız yatılda şey der, kadın kız çocuğu için. Sanki benim kızım hiç çocuk olmamıştır gibi bir ifade kullanır. Dolayısıyla erken büyümek zorunda kalan, bir şekilde hemen hayata atlamak zorunda kalan çocuklardan bahsediyoruz biraz. Böyle bir ikili alan kuruyor gibi. Biraz şey gibi de aklıma geliyor. İşte nasıl meydrome düşmüyor gibi bir şeyi açıkçası düşünürsek... ya da bu kadar gerçekçi olmasının neye bağlamalıyız... gibi bir alan kurduğumuzda e, aklımda yani Fürcan'da çok sık yan yana düşünülmeyen bir isim Bergson. E, Bergson üzerinden bunu biraz alıyorum. Bergson bir yazısında şey der: Göz görme edimini engelleyen bir şeye dönüşür. Yani göz görmez demiyor burada ama bir şekilde göz görme edimini engelleyen bir filtreye dönüşüyor neredeyse çünkü. Biz yetişkinler aslında dünyaya çeşitli aidiyetler üzerinden bakıyoruz. İşte kültürel aidiyetlerimiz var, siyasi aidiyetlerimiz var, işte ne bileyim, toplumsal cinsiyet kodlarımız var ve dünyayı böyle bir filtreden alın diyoruz. Aslında lensler kirli bu anlamda. Hmm. O çocuk böyle bir lense sahip değil henüz. Dolayısıyla dünyayı pür, saf ve ışıltılı bir yerden görüyor. Ama bir yandan tabii yaşadığı şeylere baktığımızda da çok da böyle ışıltılı hayatlar, işte pür neşe ya da işte o çocuk dediğimizde aklımıza gelen işte o akan, değil mi? koşan, neşeli haller pek Firuzan öykülerinde gördüğümüz haller değil. Bir yandan böyle bir şey var. Bir yandan da işte o yaratıcı yazarlık meselesi üzerinden kurmacı sanatı bağlamında baktığımızda da aslında çocuk yazmanın e, böyle bir büyüsü de var anladığım kadarıyla. Tabii çocuk meselesine girince ister istemez okul yılları akla geliyor. Yani Firuza'nın kitaplarında sık sık biz okul yıllarına gidiyoruz. Ve eğitim hayatındaki aslında bir bocalamalara da şahit oluyoruz kimi zaman. Hı hı. Yani okula gittiğimiz zaman çok böyle ümitli, çok böyle parlak, bir mesela bir Sabahattin Ali gibi umut dolu bir metin yok. Travmalar var. Şunu sorabilir miyiz, şunu diyebilir miyiz aslında? Firuzan'da da bir umut var ama belki o kadar parlak değil, böyle daha mı gerçekçi bir umut var acaba? Ee, Şimdi Umut deyince hemen aklımdan öyküleri geçiriyorum bir yandan. Ee, umut yok açıkçası. <laughs> ama çok küçük bir umut anı var. Bu tam da dediğiniz gibi okulla ilgili bir umut anı. Belki önce şeyi biraz toparlayabiliriz. E, travma dediniz. aslında bu çift katmanlı bir travma gibidir. Bir yandan anlatıcı, okul yıllarını hatırlayarak o travmatik deneyime dönüyor. E, bunun bir de alınayıcı kısmı var. Okurun da aslında travmasını çağıran bir şey, e, Füruzan Metinleri. Bu anlamda ben bazı okul öykülerini okurken çok zorlandığımı hatırlıyorum. Çünkü çok hayrat, çok kaba, çok e, sert öğretmen figürleri görüyoruz Füruzan metinlerde. Umut anıysa aslında biraz işte ne bileyim Leonard Cohen üzerinden oraya atıfta söylersek kapıdan sızan bir çatlak gibi görünüyor. Şöyle bir şey aslında bu biraz e, Türkiye'nin geldiği geçirdiği e, ekonomik dövüşünü de belki buradan bir yerden okuyabiliriz. 1980'ler itibariyle biraz hızlanan ve işte daha da vahşileşen neoliberal politikalara kadar okul dediğimiz mevhum aslında biraz sınıf atlamak için bir vesileydi. Hırsana ülkelerinde bunu çok sık görürüz. Yoksul bir ailenin içine doğmak ama buradan işte okul ve okulun yaratacağı imkanlarla sınıf atlayabilmek gibi bir mesele. Bir, bir vesiledir aslında daha iyi bir hayata bir vesile olarak bakıyor ilk başta değil mi eğitim? Evet, evet. Ee, hem çocuklarım okusun gibi bir e, aydınlanmacı yerden bakıyor Füzan karakterleri bir yandan. Bir yandan da ya yani bu yoksul hayat daha ne kadar sürebilir? Bunun bir yerde kırılması lazım gibi bir perspektif kuruyor. Ama ışığı çatlatan ya da çatlak kapıdan sızmasına neden olan şey, ya pür bir ışık görememek, pür bir umut görememizin sebebi aslında sözgelen parasız yatırı düşünürsek, işte e, hikaye yatırlar dinleyicilerde, e, işte parasız yatırı girecek bir öğrenci var e, ve annesinin daima şeyi reddettiğini görürüz. İşte parasız yatırı kazanılsa dahi işte verilmesi gereken bazı imzalar, işte ne bileyim bazı taahhütler vardır. Anne burayı görmek istemez hiçbir zaman ve öykü boyunca burayı reddeder. Ya burada bir umut var ama Eagleton üzerinden düşünürsek çok da iyimser olmayan bir umut bence bu. Hı hı. Yine de bir umut diyelim. Bu bizim paylaştığımız sofra, İskele parklarında geçen sofra. Hı hı. Ve orada annenin çocukla bir ilişkisi var. Çok da güzel yazılmış bir anne. Yani karakter olarak çok güçlü bir anne. Orada kızının yanılmıyorsam boynundaki kemikleri görüyor. O sefalet, az önce siz de bahsettiniz. Hı hı. Firuzan'da benim dikkatimi çeken bir başka şey de bu. Yani sefaletten bahsediyor fakat o da bir tehlikeli bir yol. Çünkü sefalet söz konusu olduğu zaman işin böyle hani tabiri caizse melodrama hı hı. evrilme ihtimali var. Fakat Firuzan bu tuzağa asla düşmüyor değil mi? Evet yani o konuda e, çok net söyleyebiliriz bunu. Bir duygu sömürüsü işte bir melodramik yapı ya da e, okur olarak kendimizi rahatsız hissettiğimiz herhangi bir şey... Ruzan Metinler'in çokça karşılaştığımız, aslında hiç karşılaşmadığımız bir durumdur bu. Çünkü bu aslında şey biraz da, bu aslında iyi yazar ve kötü yazarı da birbirinden ayıran bir e, fark. Çünkü e, şöyle bir durum var, duygularla yazmıyoruz. Bu aslında çokça karıştırılan ya da işte kurmacı sanatıyla ya da iyi okurlukla ilgilenmeyen dışarıdan insanların çok karıştırdığı bir durum. E, sözcüklerle yazıyoruz. Çünkü iyi duygular ya da ne bileyim büyük acılar, işte korkunç mutluluklar falan bunlar... İyi roman yazmaya bir vesile değil. Aslında bu iş biraz e, mühendisliğe benzer, İşte siz de iyi biliyorsunuz. İşte Karakterler vardır, zaman vardır, üslup vardır, kelimeler vardır. Buradan bir yapı kurmak durumundasınızdır. Aslında hikaye tam olarak burada bir yerdesinde. E, melodrama kaymıyor çünkü mimariyi çok iyi biliyor. Bir e, metin retoriği nasıl işletilir, kurgu nasıl kurulur, bunu... ...en başından beri, ilk öykülerinden beri çok iyi bildiğini görüyoruz. Öbür tarafta duyguyla yazsa ya da işte duyguların adını koyan bir şey olsa, bu bambaşka bir boyuta döndürecekti. Mesela şeyi çok görmezsiniz. Çok yoksuldular falan gibi bir ifade çok karikatür bir şey olurdu. Ama orada işte bir an böyle çok sinematografik de öykülerdir bunlar. Çok net bakışlar vardır. Ne bileyim mesela şey geliyor aklıma. Benim sinemalarımda Nesibe babasından dayak yerken o dayağı okuyucu görmez. Sadece Nesibe'nin gözünden babasının çoraplarını görürüz anlatı olarak. Bu bütün çerçeveyi verir. Ya da benzer şekilde verdiğiniz örnekteki o ensedeki kemiklerin iyice belirginleşmesi bütün yoksulluğu verir bir durum. Yahut yine bu öyküydü sanıyorum. E, o küçük kız bir sucuğu çok... E, sucuğuydu değil mi sanıyorum? Sucu, evet. Çok zengin bir şey sanıyor. Annesi de kızıyor hatta ona. Hı hı. Yani aslında duyguyu kelimelerle çok düzgün bir şekilde ifade ettiğin zaman okuyucu aslında bunu alıyor. Hı, hı. Yüzüne çarpmaya çalıştığın zamansa işte o sanıyorum orada melodrama dönüşüyor. Evet biraz yani şey o dönem edebiyatına baktığımızda hemen bir öncesinde mesela Kemalettin Tuğcu var. Hani melodram melodram bir yazar. Ya da işte yine 70'li yıllar düşünürsek bu çocuk kahramanlı filmlerin en yüksek olduğu dönem. Ve o dönem için işte aslında sanat alımlayıcısı bunlara çok açıktı. Ama Firuze Hanım hiç böyle bir yere inmedi. Bu bence... Onun bu kadar e, uzun süreli ve bundan sonrasında da çok uzun yıllarda halk kurulmasının anahtarını sanırım sağlayan şey. Evet. Bizim bugün oturduğumuz sofra, e, işte İskele parklarındaki sofra ve bu biraz karışık bir sofra. Hı hı. Ve reel zamanda gerçek gerçekleşen bir sofra değil, bir belleğin arasından bize gözüken bir sofra. Ve açıkçası biraz da karmaşık bir sofra değil mi? Evet. Aslında sofranın kendisi karmaşık bir izlek. E, bu anda ben e, şeyi çok beğendim. Hani bir sofra üzerinden edebiyat sürecini takip etmek fikri. Çünkü şeyi fark ediyorum, ben de okurken işte kitapların kenarına notlar alıyorum. İşte burada bir şarkı var, şurada şöyle bir yemek var. Bunlar bir izlek kurabilir gibi bir yerden. Programdan önce de aslında bunu yapıyordum. Ve bunu sizden duyunca çok iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Gayet iyi bir çalışma olmuş bu anında. <laughs> bir yandan da evet, yani bu sofra çok karmaşık bir sofra. Çünkü çok farklı yerlerden ...bellek kırıntıları sofraya bir şekilde geliyor. Çünkü insan tek zamanda yaşayan bir mefhum değil. Çok farklı zamanlardan, çok farklı düzlemlerden hatıralar, anılar... ...bazen iyi, bazen kötü şeyler e, aktüel zamanında da sızmaya başlıyor. Ve bu sıra karşımızdaki kişi bunu çok farklı olmasa da... ...bizim bir şekilde ruh haritamızı kuran şeyler oluyor bunlar. Bu sile, evet çok haklısınız, bir karmaşa var bu sofrada. <laughs> Firuzan'da kimi zaman sofralar ve mutfak... Kadınların sosyal hayatta yaşadığı problemleri de ışık tutan sofralar ve mekanlar diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü oradalar aslında mekan olarak birincisi. Bir yandan bu soru bir yan şey gibi geliyor aklıma. Madun konuşabilir mi tartışması vardır ya e, sosyal medyada çokça yaygındır. Biraz bu soruyu da içeren bir tartışmayı kuruyor sanırım. Madun konuşabilir mi ya da işte ötekiler, kadınlar ya da işte azınlıklar kendi haklarına söz alabilirler mi meselesi. Sesini duyurabilir Sesini mi? Sesini duyurabilir mi meselesi. Yine buralarda e, görünen şeyler. Füzan biraz buraları da açıkçası kurcaladığını görüyoruz. E, evet kadınlar, mutfak, işte çocuklar. Zaten Füzan edebiyatı babasız bir edebiyattır çoğu zaman. Erkek karakterler çok yoktur. E, bu babasızlık izleyi aslında bütün çerçeveyi e, edebiyatın kendisinde kuran bir şeydir. Onun yarattığı sonuçlar var, sebepler var. Bazen baba vardır ama hani olmasa da olur gibi bir baba figürdür yine benim sinemalarımdaki gibi. Evet kadınlar e, tam olarak mutfaktalar ve onların yaşadığı her şey bu metne bir şekilde sızıyor. Sevda dolu bir yaz kitabında bir ailenin adeta yıkılışına tanıklık ediyor sofrada. Hı? Yani sofra dediğimiz zaman Firuzan'da sadece hani ümit, umut yahut da kadınların sosyal problemleri değil, ailenin de kimi zaman çökmesini görüyoruz değil mi? Evet, aslında yani günlük hayatta ne yaşıyorsak o akşam sofraya bir şekilde bu geliyor. Bazen neşe olarak, bazen problem olarak e, geliyor. E, dediğiniz öyküde hakikaten bir parçalanmayı sofra üzerinden göreceğiz. Ve çok net bir şeyle başlar aslında değil mi? O ağır bir biçimle başlar ve hakikaten parçalanma giderek yükselen bir ritme dönüşür. Ama sadece bu da değil gibi geliyor bana. Yani sofra dediğimizde sadece bir negatif bir imgeler topluluğu gibi de oluşmasın belki zihinlerde. Bazen çok iyi yakınlaşmalara da vesile olur. Eee sizinle kayıt öncesinde konuşmuştuk. Berlin'in Naç romanı mesela Hı. çok böyle bir örnektir. Ee, hemen aklıma geliyor. İşte 65 bilirsiniz evet. o işçi göçü Almanya'da Batı Berlin'de yaşayan işte Anadolu'da umarsız kaldığı için göçmek zorunda kalan Korkmaz ailesi Anadolu'da ee, ...hiçbir şey yapamadıkları için Almanya'ya giderler. Ve e, bu göçün hikayesini bir şekilde okumaya başlarız. İşte oradalı mutfak çok birleştirici bir şeye dönüşür. Paylaşımı anlatır. Evet. Çünkü şey, göçmenler, e, oradaki Alman yaş bir kadın. ...çok korkuyor göçmenlerden. Ama bir şekilde yemek ve işte o e, apartman boşluğuna taşan... ...meşhur işte soğanın kavrulması ya da ne bileyim işte o salçanın kokusu... ...baharatların kokusu. Karşı taraftan da bir e, kremalı pastanın kokusuyla karşılaşır ve hakikaten mutfakta bir bütünleşme, yeniden bir aile olma fikri e, cereyan eder. Çok kıymetli geliyor bu bölüm açıkçası. Kesinlikle. Çocuklardan bahsettik. Tabii kadınlar da çok önemli. Ben e, Firuza'nın tabii okunacak, okunması için yani onlarca sebep sayabilirim ama karakterleri gerçekten çok çarpıcı. Kadın karakterleri bana bir manifestoymuş gibi geliyor. Yani güçlü bir kadın karakter nasıl yazılırın Hı hı. ...böyle bir ders olarak okutulacak böyle bir izleyi gibi geliyor. Bu bizim e, sofrasını paylaştığımız öyküde de kadın çocuğu bazı sorular soruyor. İşte hani hastanedeki ördeği gerçek bir ördek sanıyor. Hı hı. Çocuktan pek çok soru geliyor kadına ve kadın onu o çaresizliğini kendi içinde tutuyor. Ve onun gücü de oradan geliyor. Firuza'nın kadınlar hakkında siz neler söylemek istersiniz? E, aslında bu ördek meseleyi yanı az önce bahsettiğimiz o sucu hikayesi... Ee, en baştaki konuşmada hani, çocuğun dünyayı nasıl gördüğüyle ilgili iyi bir örnek veriyor. İşte hastanedeki ördeklerden bahsediyor aslında anne orada. Fakat çocuk bunu gerçekten bir ördek olduğunu düşünüyor. Ya da işte avucun içindeki paralar bir zenginlik emaresi olarak görünüyor çocuğa. Bu dünyayı da gördüğü ilk yüzeyi gerçeklik olarak alıyor çocuk. Ama bir yandan şöyle bir şey de var. Tabii anne bunun farkında ve orada bir e, yoksulluktan da kaynaklanan bir öfke durumu var. Kadınlar ve çocuklar Firuzan'ın çok en baştan beri konuştuğumuz gibi başat karakterleri. E, çünkü Firuzan şeyin çok farkında. E, bir söyleşisinde de yanılmıyorsam ya da kişisel konuşmalarımızdan birinde belki aktarmıştı. E, bir toplumun aynasını kurar aslında kadınlar ve çocuklar. Kadınların ve çocukların nasıl yaşadığı, işte neyle mücadele ettiği, var olmak için neler rekatlandığı meselesi aslında o toplumun da biraz aynısını ortaya kurar. Hmm. Bu yüzden kadınlar ve çocukta sürekli ısrar etmesini sebebini biraz buradan bir yerden anlayabiliriz. Kadınlar çok güçlü bazen, bazen çok zayıflarda. Bunun çeşitli sebepleri var. Güçlü olmak zorundalar biraz da çünkü işte genelde şeydir ya baba yoktur ve bir anne kız hikayesidir Firuzan hikayeleri. İşte kentteki yoksulluk meselesi çok derinden hissedilir. Ve dolayısıyla e, güçlü olmak zorunda kalmak gibi bir durum. İşte şey der mesela yine iskele parklarında o e, çocuğu için bu olmasaydı ağaca çıksam terliğim yerde kalmazdı falan. Ve öykü boyunca sürekli arkada gezen bir intihar fikri var. Ama devam etmek zorunda çünkü çocuk da var. Onu bırakamaz ya da onu bir yere ait e, emanet edemez. Onunla beraber devam etmek zorunda var. Bu e, sürdürmeyi sürdürmek meselesi aslında onları güçlü kılan şey sanırım. Şimdi biz tabii bugün edebiyatçı Firuzan'ı konuştuk. Bir de hani senarist bir Firuzan var. Hı hı. Değil mi? Yani sinemanın içinde bir Firuzan da var. İki Firuzan arasında bir fark var mı? Buradaki edebiyatta yani öykü veya roman yazarkenki ki hassasiyetler... Yeşilçam'a yani sinemaya gittiğimiz zaman değişiyor mu? Nasıl bir Firuzan'la karşı karşıyayız? E, aslında yönetmen bir Firuzan'dan da bahsetmeliyiz. Bir de film yaptı. Firuzan'ın aslında evet 80'li yıllar itibariyle sinema setlerinde görmeye başlıyoruz ufak ufak. E, 81'de Ömer Kavur'un yönetmenliğini yaptığı Ah Güzel İstanbul... metnini e, senaryoya çeviriyor ve Ömer Kavur'un yönetmenliğini de izleyebiliyoruz. E, sonrasında... E, TRT için bir... E, Gecenin Öteki Yüzü uyarlaması var. Bir te, televizyon dizisi olarak iki yıl boyunca süren bir şey var. En sonunda 90'da... E, Gülsün Kara Mustafaoğlu ile beraber... E, Benim Sinemalarımı... filme çekiyor. E, bu film bayağı işte kan da e, dikkate değer bazı filmler arasında işte 181 film arasında en sevilen 8 filmden biri oluyor. İşte İran'da bir festival, Fejr Festivali'nde işte en iyi ilk film ödülü alıyor. Japonya'ya gidiyor orada e, en iyi 10 Asya filmden biri seçiliyor. Böyle enteresan bir ilk başlangıç. Rüzun'un sinemadaki başlangıcı edebiyattaki başlangıcına da benziyor bu anlamda. Mehmet Fuat, e, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Fuat da şey diyordu işte Fırzan Odayı e, edebiyatta böyle bir olaydan bahsediyoruz. Ve bunu parası yatılı çıkmadan önce diyordu. Aslında sinemada da benzer bir şey söyleyebiliriz ama orayı çok sürdürmedi Firuzan. Ee, bir filmde kaldı. Nasıl bir e, üstü bu var diye bakarsak aslında e, anlatının çatısını kurmak anlamında... ...yazar Firuzan ve sinemacı Firuzan arasında benzerlikler görüyoruz. E, anlatının retorini benzer şekilde işletiyor aslında. Çünkü az önce söylediğim o öykülerdeki o sinematografik bakış... Burada asıl hüviyetini buluyor neredeyse. Aslında yazar Firuzan'la sinemacı Firuzan arasında ciddi bir benzerlik olduğunu da görüyoruz. Hikayenin çatısını kurmak anlamında çok benzer reaksiyonlar gösteriyor. Hmm. İşte Karakter nasıl alınır, öykü nereden görülür meselesi Sinemada aslında çok daha belirgin bir yere geliyor. İşte Benim sinemalarımı öykü ve metin olarak, sinema filmi olarak karşılaştırdığımız aslında çok daha yükselen bir ritim olarak görüyoruz. İşte o sinematografik bakış bir yerde sinemada da ...edevi bir bakışa dönüyor neredeyse. Söyleyebiliriz böyle bir şey. Evet. Peki bugün karşınızda ben değil de bir... ...Firuzan karakteri oturacak olsa. Öykülerinden, romanlarından, filmlerinde katabiliriz. Hangi karakteriyle oturup... ...böyle bir sofrayı paylaşmak isterdiniz? Oh, zor oldu bu. <laughs> e, şeyi çok severim ben. Tokat bir bağ içinde Orada yine bir sofra sahnesi vardır bilirsiniz. Ve orada bir flashback ile açılan... ...bir an var. Çok e, yüklü bir öykü aslında bu bir yandan. Bir anda Hatice geldi aklıma. Belki Hatice'yle hiç laf etmek iyi olabilirdi. Geldi. Çocuklar olduğu için de... E, ...yani çocuklara karşı açıkçası çok büyük bir şefkatle de yaklaşmak... ...bir anda ben şu an herkes aklımdan geçiyor. Ne güzel olurdu evet. <laughs> Hatice'ye ne derdiniz? Şeyi merak ediyorum açıkçası. Yani öyle bir yerden yola çıktı. işte öğretmen olmak ve buradaki e, hikayeyi değiştirmek gibi bir... ...misyon edindi kendisine. Çünkü yok yani kalbi kırıldı mı kırılmadı mı bir, bir yerdeyim. Hani istediklerini yapabildi mi? Çünkü o şeyi vardır ya, Kürzan şey der. Çocukluk ak bir kağıt gibidir. Her şey orada derine yazılıdır meselesi. Hatice'nin de aslında derine yazılmış bazı e, travmatik deneyimleri var. Bunlar nerede duruyor artık hayatta? Biraz belki böyle bir yere de ufak ufak dokunurduk. <laughs> ...yazarlar bir karakterin bir ömür biçiyor tabii... ...hani sayfa sayısıyla sınırlı. Fakat işte o karakter o kadar... gerçekçi yazılınca insan sonrasında... ...ne olduğunu çok merak ediyor. Hı hı. Yani okuyucu da yaşamaya devam ediyor. Belki şunu yapmıştır, belki bunu yapmıştır. Halde Hatice de sizde böyle bir merak uyandırdı herhalde. Evet yani... E, ...sadece Hatice de değil, mesela Parasız Yatılım'ın o son... ...senimotografik bir andır bu. Çocuk okula doğru giriyor, sınava girecek birazdan. Bir an arkasına döner ve... ...işte yağmur altında gülümseyen annesini görür. Mesela o gülümseme gün içinde insanın aklına bazen geliyor böyle bir an. Ya da işte bambaşka bir metin üzerinden düşünürsek Nazım Metin mümleketinin insan manzaraları işte vapurdan karşıya geçerken işte Haydarpaşa'nın önünden geçerken her an bir Galip Usta merdivenden yürür böyle zihnimde. Aslında evet, günlük hayatta da bir şekilde edebiyat ya da roman karakterleri, şiir karakterleriyle birlikte yaşıyoruz. Sanırım bu biraz daha hayata çekilir kılan bir şey. Evet, <laughs> Evet Aslan Bey çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler her şey için. Evet edebi sofraların sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşünceye dek afiyetle kalın.